Çok değerli konuklar, kıymetli öğrenciler. 19 Mayıs çok önemli bir tarihsel gün bizler açısından. Aslında sadece bizler açısından değil, yani Türk ulusu olarak bizler açısından değil. Aynı zamanda bütün ezilen mazlum uluslar açısından son derece önemli bir gün. Ve bugün bile bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmak için emperyalizmin dayatmaları altında çırpınan toplumların yine de hani bana göre özlemle anması gereken bir gün 19 Mayıs tarihi. 19 Mayıs tarihinin tarihsel anlamı ne? O gün için önemli ve o güne öncelikle hepiniz hoş geldiniz hocam. Tekrardan. Konuşma süreleri 15 dakika olarak belirledik hocam. Bunu belirttim. Profesör Doktor Kemal Hocam. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Çok değerli konuklar, kıymetli öğrenciler. 19 Mayıs çok önemli bir tarihsel gün bizler açısından. Aslında sadece bizler açısından değil, yani Türk ulusu olarak bizler açısından değil, aynı zamanda bütün ezilen mazlum uluslar açısından son derece önemli bir gün ve bugün bile bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmak için emperyalizmin dayatmaları altında çırpınan toplumların yine de hani bana göre özlemle anması gereken bir gün 19 Mayıs tarihi. 19 Mayıs tarihinin tarihsel anlamı ne? O gün için önemli. Ve o güne Türk ulusuna olmadık baskılar, eziyetler, olmadık katliamlar uygulandığını, namus ve onur gibi şereflerin nasıl yerler altında, yerlerde sürüklendiğini, ayaklar altında sürüklendiğini anlatır ve artık milletin başsız ve çaresiz kaldığını anlatırken Sultan Vahdettin'in ve onun hükümetinin teslimiyetçi duruşunu umudunuzu yitirdiğiniz yerde her şeyinizi yitirirsiniz. Bizim hiçbir zaman hiçbir şekilde umudunuzu yitirme hakkınız olamaz. Böyle bir şey yok. En zor günlerde dahi cıvır cıvır içimizde umutların olması lazım. Bakın, umut kavramının neden önemli olduğunu şöyle anlatmak istiyorum. Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasından önce İstanbul'da en son ziyaret ettiği yerlerden birisi Aşiyan'da Tevfik Fikret'in Aşiyan'da bulunan evidir. Oraya gitmiştir. Biliyorsunuz Tevfik Fikret 1917 yılında vefat etti. Ve o tabii ki Atatürk'ü çok etkilemiş bir şairdir. Ben İnkılap ruhumu ondan aldım der. Tevfik Fikret için bütün eserlerini hemen hemen okumuştur ve ezbere bilmektedir bazılarını. Ve en son orayı Ruşen Eşref Günaydın'la birlikte ziyaret etmiş. Atatürk aynı zamanda bir yazardır bakın. En az bilinen yönlerinden bir tanesi. 14 kitap yazmış. Yeni çıkmış olan Cumali Ordugahı adlı kitabını Ruşen Eşref Bey'e armağan ederken oraya bir not düşmüş içinde. Aynen şunu söylüyor bakın, artık bu dönemde dikkat edin ne kadar zor günler yaşıyor. Osman Devleti dağılmış bitmiş, artık bütün ordular yenilmiş, ülke patır patır işgal edilirken Atatürk şunu söylüyor: her şeye rağmen bir nura doğru gidiyoruz, ışığa, aydınlığa. Her şeye rağmen bir nura, yani ışığa, aydınlığa doğru gidiyoruz. Ben de diyor bu gücü, yani bu beklentiyi, bu özlemi dile getiren, bunu diyor beklentiyi dile getiren şey pırıl pırıl bir Türk gençliğinin aşağıdan geldiğini görmek değil mi diyor. Gençler güvence ta orada ve unutmayın, Tevfik Fikret için de gençlik şairi denilir değil mi? Yani oradan alıyor o özü ve her şeye rağmen bir nura doğru yürüdüğümüzü düşünüyor. Umut her şeydir. Ve şunu da söylemek isterim, zamanımız oldu galiba. İki dakika mı? Bir dakika, hemen toparlıyorum. Şunu söylemek isterim değerli arkadaşlarım. Dünya tarihine bakın. Tarihte milletler ender zamanlarda büyük adamlar ortaya çıkarmışlardır.
ve büyük adamları ortaya çıkarttıkları zamanlar hep zor günlerde oldukları zamanlardır. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da bir güneş gibi Samsun'da doğduğunda Türk milleti tarihinin en zor günlerini yaşıyordu. Ama o bir şeye inanmıştı. Ya istiklalde ölüm, bu millet öldürülemez. Eğer ölecekse, bunu da kime diyor? General Harbour'da diyor. Diyor ki, Ekselanslar diyor Atatürk'e, Sivas'ta bir kongresi var ikisi arasında. Zaman zaman diyor, bazı milletlerin intiharına şahit oluruz. Etrafınıza bakın, şimdi de bir milletin intiharına mı şahit olacağız? Yani demek istiyor ki, Amerikan mandasını seçin. Yani biz sömürmemiz. Bunu demeye getiriyor. Atatürk'ün dediği şu, bu millet şu anda dağınık görünebilir. Ben bu milletin bir öz evladı olarak dağınık görünen bu milleti tek tek elimle toplayacağım. Ondan bir bütün yaratacağım. Çünkü bu millet ölecekse kendi öz evladının elinde ölmek ister. Ama ben onu öldürmeyeceğim, onu dirilteceğim ve var edeceğim der. Büyük olan millettir. Milletin asaletidir. Ve Atatürk'e İsveç Kralı Gustav, siz hangi asil aileden geliyorsunuz? Ben bak şöyle önemli bir aileden geliyorum dediği zaman verdiği yanı şudur. Ben hiçbir asil aileden gelmiyorum, bizde asalet yoktur. Ama soylu ve asil bir milletin basit bir bireyi yani ferdi olmakla müftehirim diyor. O nedenle bu durum çok önemli. Beni sabırla dinlersin. Teşekkür ederim.